Sabah oldu, arabada yattık, saat 8.30. Gece dışarısı çok soğuktu, yani 50 derecelere falan düştü, belki 50'nin bile altına düşmüştür. Gündüz 108 derece olan hava gece 60 derece falan düşüyor. Çöl gibi yani. Ayaklarım dondu arabada. 4-5 kere arabayı çalıştırdım ısıtmayı. Gündüz sıcaktan durulmuyor, gece soğuktan durulmuyor. Neyse, şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Ondan sonra da Utah'a doğru yol alacağız. Utah'ın dağlarında gidiyoruz. Telefon bile zar zor çekiyor burada. Dışarısı çok soğuktu. Yavaş yavaş ısınmaya başladı. Şu an 61 derece, saat 8.30. Bir kahvaltıcı bulacağız. Kahvaltıda görüşürüz. Utah'ın bitki örtüsü bir nebze daha yeşil Colorado'ya göre. Dağların üzerinde yemyeşil bir bitki örtüsü var. Utah'a bir saat kaldı. 60 mil. Ama herhangi bir dinlenme tesisi falan yok yani. Artık Utah'ın merkezine yakın bir yerlerde durup kahvaltı yapacağız. Tabela bile yok yolların bazı bölümlerinde. Telefon da çekmeyince biz dedik acaba yanlış yerlere mi saptık falan. Meğersem doğruymuş. Bol bol geyiklere vuruyorlar işte yollarda. Hayvanlar ölüyor falan. Ne bileyim, Utah'ın girişi biraz bakımsız gibi geldi bana. Dinlenme tesisi de çok kötüydü. Yani bakalım artık Utah'ın içi nasıl. Baksanıza dağlara. Dik dik yamaçları var. Bizim Toros dağları gibi ya. Çok güzel. Kaç tane ya? Rüzgar gülü tarlası. Şimdi yanından geçeceğiz. Oğlum, sabah sabah M&M ice cream yenir mi ya? Dün bize şey aldırdın. Ne o, pankek yemedin. M&M ice cream nedir ya? Neyse, kapatıyorum işte böyle. Yine McDonald's'a geldik. Başka da bir yer yoktu doğru düzgün. Mecburen buraya geldik. Bir de bendeyiz var. Deniz daha çok McDonald's'ı seviyor. Neyse. McDonald's manyağı olduk yani. Uzun bir süre McDonald's'a gelmek istemiyorum aslında. Deniz, what you wanna eat? I wanna eat ice cream. M&M ice cream, not in the breakfast time. You gotta eat your breakfast first, okay? No, Mario, eat the pumpkin. Pumpkin, okay. Mario, eat the pumpkin. McDonald's acayip kalabalık. Dışarıda arabalar dolu zaten, belliydi. Drive thru'su daha da kalabalık yani. Kahvaltımızda yine vazgeçilmezimiz kahve. Dünden kalan pankekler, Deniz yemedi bunları. Evden getirdiğimiz üçgen peynirler, evden getirdiğimiz zeytin, evden getirdiğimiz hazelnut, almond, fındık ve badem ezmeli çikolata. Buradan aldığımız hash brown, yani patates mücveri. Ondan sonra chocolate chip cookie aldık, 3 tane. Ekmeğimiz falan var, böyle takılacağız. Dondurmacıya geldik. Daha doğrusu burası frozen yoğurt. Yani dondurulmuş yoğurt. Buradan böyle istediğinizi seçebiliyorsunuz. Italian tart demiş. Bunu bilmiyorum. Hindistan cevizli ananaslı bir şey herhalde. Muzlu. Ondan sonra karamelli, krakerli, portakallı, sorbe. Bu dondurma değil, yoğurt da değil ama bu daha böyle bir buzlu bir şey. Oreo'lu var, vanilyalı var, çilekli var. Buradan böyle dolduruyoruz. Kabınızı seçiyorsunuz öncelikle. Mesela ne kadarmış? 8 ons var, 16 ons var. 16 ons yarım litre. Şunlar 8 ons herhalde. Bunlar 16 ons. Yok. Bunlar 16 ons pardon. Bunlar 16 onsmuş evet. Şurada 25 ons olması lazım. Ondan sonra şuradan gidiyorsunuz, sprinkle alıyorsunuz. Şunlara topping diyorlar. Topping. Boba. Mangolu, çilekli, şuradan da işte çikolatalar, meyveler istediğinizi, işte fındık, fıstık isterseniz buralardan. Yani
Evde dolduruyorsunuz. Böyle hazır vardı. Biz hiç uğraşmadık. Bundan aldık direkt. Hemen var. Sprinkle var isterseniz. İşte bisküvi parçaları, granola dedikleri bir şey var böyle. Cereal gibi. Hindistan cevizi. Ya da jelibon tarzında şeyler var şuralarda. Böyle parça çikolatalar var. Şekerli meyveler var bir de. Şunları da hiç denemedim ama bunlardan denemek lazım. Bunların bir de kahvelisini yapıyorlar. Kahvenin içine atıyorlar. Bu bobayı neden yapıyorlar bilmiyorum. Herhalde jelibonla meyvenin karışımıdır diye düşünüyorum. İsterseniz bir de böyle soslar var. Çilekli şurup, karamel şurubu, fıstık şurubu, marshmallow şurubu. Şöyle bir dondurma aldık. Sprinkle işte M&M çikolata parçaları var. 8,5 dolar. Kocaman ama 16 ons, yarım litre. Tartıyorlar bunu. Üstüne istediğiniz kadar o toppinglerden koyuyorsunuz. Tartıyorlar, ona göre fiyat veriyorlar. Bu 8,5 dolar mesela, kocaman. Yum yum. Yani bir kişi tek başına yiyemez bunu. Şimdi bir markete geldik. Smith diye bir market. Buradan bir şeyler alacağız, sonra otele gideceğiz. Otelde yemek yapıp yiyeceğiz. Duş alacağız. Yatıp uyuyacağız vallahi. Çok yorulduk. Aşırı derecede yorulduk. Otelde görüşürüz. Yeni otelimize geldik. Yan tarafında da Splash Park var. Water Park, Aqua Park. Her neyse işte. Saat 5'e geliyor. Burası çok gürültülü ya. 20 şerit yol var hemen şurada. Artık içeri girip yemek yiyip dinleneceğiz vallahi. Aşırı derecede yorgunuz. Burada bir klozet var. Ütü masası. Banyo da bu şekilde. Evet, böyle. Burada kahve makinesi de var. Kullanmak isterseniz. Ben hiç kullanmadım. Bir kere kullandım herhalde. Ne var kızım? Tamam. Burada bir kahve makinesi var. Kullanmak isterseniz. Ben hiç kullanmadım. Sadece bir kere kullanmıştım. O da otelde kahve yoktu. Bir de böyle kocaman bir ayna koymuşlar girişe. Onun dışında her şey normal. Bugünkü akşam yemeğimiz de kızarmış tavuk, fasulye. İçine ben sos falan karıştırdım. Pul biber döktüm. Konserve fasulye. Salata, avokado, marul, domates. Ondan sonra işte onun gibi şeyler var. Havuç falan. Ananas. Ne ananası ya? Enginar. Bu da enginar. Yanında da meyve suyumuz. Bir de şöyle ekmeklerimiz var. Taze taze. Çok güzel gözüküyor valla. Yemekten sonra bir kahve içelim dedik. Limonlu su isterseniz burada limonlu su var. Ya da kahve. Kafeinsiz ya da regular, normal. Çay isterseniz de sıcak su var. Hadi gel otur. Oturun. Kremalar da burada. Al sen al. What? What you want? Oh, let's go watch TV. Spa Deniz, what you doing here? Eteğini kaldırma öyle. Spa Deniz. Otelin dışındayım şu anda, geziyorum. Şurayı merak ettim. Çalışmıyor herhalde burası. Ya da belli başlı günlerde çalışıyor. Şuraya yanına kadar gidelim olmadı ya. Çok merak ettim. Güzel bir şeye benziyor. Şu yukarıda bir tane araba var. Şurada bir tane inek var. Güneş var. Şezlonglar falan açık. Demek ki çalışıyor. Hatta ışıkları da yanıyor. Ama herhangi bir faaliyet göremedim. Belki sadece hafta sonu çalışıyordur. Bugün günlerden perşembe. Cumartesi günü çıkacağız buradan. Cumartesi günü bakarız. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Hatta belki uygun bir zaman olursa denizde girebilir. Gerçi burayla zaman kaybetmek istemiyorum. Bir an evvel Sacramento'ya geçsek iyi olur. Kaliforniya'ya yani. Cumartesi çıksak pazar günü orada oluruz. Bir de şurada şöyle bir şey var. Ne olduğunu anlamadım. Haritadan bakacağım. Çok ilginç bir şey. Vericiye benziyor. 4 tane ayağı var. Örümcek gibi. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Garibime gitti. Yanına da ulaşamıyorum. Çünkü arada 10 şerit yol var. Belki daha fazla. Hem gidiş hem geliş. O tarafa geçemiyorum. Haritadan bakıp yarın size söylerim onu. Şu da çok güzel ya. Su kaydırakları, aqua park. İçinde hiç su da yok ya havuzun. Sezonu mu bitti acaba? Sezonu bitmiş olamaz çünkü çok sıcak hala. Neyse, cumartesi göreceğiz. Ama şezlonglar olduğuna göre hala çalışıyordur. Eğer sezonu bitmiş olsaydı şezlongları toplarlardı. Şimdi Salt Lake City'nin şehir merkezine doğru gidiyoruz. Sokaklarda gezeceğiz. Ne var ne yok hepsini göreceğiz. Ama öncesinde Best Buy'a uğramam lazım. Oradan birkaç aksesuar alacağım. Ondan sonra Salt Lake City'de boş boş dolaşacağız. My mom is dead. I'm not a monster. You are a cookie monster. No. Yes, you are. I'm not a cookie monster.
monster. You're an Oreo monster. I'm not an Oreo monster. I'm just eating. I'm just Dennis. Okay, you're just Dennis. Şimdi Best Buy'a geldik. Best Buy, yani ben Amerika'ya işte 20 sene önce geldiğimde de vardı, hala var. En büyük elektronik mağazalarından birisi. Hatta en büyüğü diyebilirim. Yani Apple'dan sonra olabilir. O zamanlar 20 sene önce Apple yoktu tabii. Ama o zamanlar elektronik deyince Best Buy ya da Radio Shack gelirdi. Radio Shack kapandı. Bu kaldı. Şimdi buradan GoPro bataryası bakacağız. GoPro 8'in bataryası şişti. Bayağı bir kullandık 2 sene falan. Şimdi şiştiği için o yuvasından çıkarması zor oluyor. O yüzden ona yeni batarya almam lazım. Bir de mikrofonumun SD kartı 1 GB, 32 GB'a kadar destekliyor mikrofon. 64 GB var ama onu çalıştıramıyorum. Onu desteklemiyor çünkü. En fazla 32 GB kabul ediyor. Bir de SD kart bakacağız, 32 GB'lık. 1 GB çünkü 1,5 saat falan ses kaydediyor. İşte böyle Best Buy. Bu mağaza bayağı büyükmüş. Televizyonlar var, ne bileyim bilgisayarlar, aklınıza ne gelirse. Gördüğünüz gibi elektronik deyince Best Buy. Yani böyle hemen almak istiyorsanız Best Buy, yani gerçekten her türlü elektronik var. Kamera sistemleri, ne bileyim yani elektrik kabul eden her şey. Şimdi GoPro bölümüne gideceğim ya da birilerine soracağım. Bulamam çünkü burada tek başıma. Ha, şurada kamera aksesuarları var. Let's go find a GoPro battery. Kamera çantaları. Bunlar ne ya? Eski film mi bunlar acaba? Instawide. Instant film. Ha. Şu mesela 128 GB demiş. Olmaz. Şunlar da şipşak kamera. Yani böyle 50 dolara alıyorsunuz. Denizde, kırda, bayırda, dust proof, waterproof. Neyse biraz daha gezeyim. Burada mesela Sony'nin kameraları var. Şurada DJI. Burada GoPro. Burada olabilir. Buradan bakacağım. Şurada da böyle her markanın kendi standı var. Samsung var. Ondan sonra şurada Apple var. Samsung'lar burada çamaşır makinesi falan da satıyorlar. Fırın, beyaz eşya, işte buzdolabı. Aklınıza ne geliyorsa. Burada... Aa, ben böyle bir tane oyuncak buldum. What's this? This is a bunny. A bunny. Yeah, you can play with it if you want. Yeah, are you eating Oreo? You just ate the cream? Nope. Ah, yeah, you just ate the... Why you don't eat the biscuit? Bu şey, Max, GoPro Max için bu olmaz. GoPro 8 lazım bana. Bu battery ve charger demiş. Charger'a gerek yok. Sadece battery olsa yeter. Bu ne kadar? 10 ile 9. 49 dolar diyor. Baterisi varmış, bitmiş galiba şu anda. 20 dolar. Aa, evet, battery varmış, bitmiş. Şurada tekli batarya varmış da bitmiş. Bu onlar için herhalde, şu 10 için. Şu GoPro 10 için, evet. Şu ne? 50 dolar, bu da 9. Deniz, what you doing here? Listening to music? Autel Robotics. İlk defa görüyorum. Drone üretiyorlar. Ya, mikrofon da var. Drone'ları böyle turuncu. Ne kadarmış? 1800 dolar ya. Bayağı pahalı. 1500 dolar, 730 dolar. Şuradaki 730 dolar mı? Yok. Neyse işte. 4 tane drone. İkinci sıradaki 730 dolar. En baştaki 1500, şu ikinci sıradaki 1800. Ne özelliği varmış bunun? Büyük ihtimalle 4K çekiyordur. Neyse. Burada yokmuş bateri. Şimdi başka bir Best Buy'a gideceğiz. Buraya yakın bir yerde var. Baktılar internetten. Biz de oraya gidiyoruz. Salt Lake City'de sabahın erken saatlerinde serin olan hava şimdi ısınmaya başladı. 100 derecelere kadar çıkacak gibi gözüküyor. Hatta Arches National Park gibi kayalık olan bölgelerde 120 derecelere kadar çıkıyor. Şehir merkezinde gezmeye başlamadan önce umarım şu istediğimiz şeyleri buluruz. Neyse, şimdi bahsetmiş olduğum Best Buy'a geldik. Bakalım artık, neyse, inşallah burada vardır. Oyuncaklara mı bakacaksın Deniz? Tamam. Şu Barnes & Noble'da oyuncak bakmaya gidiyor bizimkiler. Ben de burada Best Buy'da batarya bakayım. Bir de sim kart, sim kart diyorum ya, SD kart bakayım işte. Şu Best Buy'ın simgesi senelerdir. Yani ilk gördüğüm andan itibaren aynı. Hiç değişmedi. Belki 50 sene daha hiç değiştirmezler. Evet, burası sanki öbür taraftan daha büyük bir yer ya. Kocaman.
Burada televizyonlar var. Evet, burası öbür taraftan daha büyük. Hemen iPhone'lar, kutu kutu televizyonlar. 75 inç LG televizyon. $700 ya, bedava. Gerçekten bedava. 75 inç, 4K. Samsung bölümü. Burada Samsung aksesuarları. Hemen şurada iPhone'lar vardı. Apple Watch. Burada telefon operatörleri de stand kuruyor. Mesela T-Mobile var burada. Şurada Verizon var. AT&T de vardır buralarda bir yerde. Samsung, Fitbit, Garmin. Garmin de saat çıkardı. Bunlar normalde navigasyon üretiyordu eskiden. Şimdi saat sektörüne girmişler. Neyse, biz şimdi GoPro bölümüne gidelim. Amazon device'ları da burada. Onlar çok fazla çeşidi yok. Sadece tablet, işte neydi bunun adı, Echo Dot, bir de ne vardı ya, bir şey vardı, ismiyle çağırıyorduk. Bunlar Fire HD tabletler, 219.99, çok pahalı. Bunları ben Amazon'da $150-160 alıyordum. Ha pardon, $150 olan HD 10, bu HD Plus'mış. Yani ne farkı var bilmiyorum ama %50 daha pahalı Plus olan Kindle'lar. Kindle almadan önce gerek yok diye düşünüyordum ama gerçekten güzel yani bu Kindle'lar, okuması çok kolay oluyor. Başucunuza koyuyorsunuz, bataryası bir hafta, iki hafta çok rahat gidiyor. Bir kere şarj ediyorsunuz, hatta bir ay bile gidiyor, artık okuma sıklığınıza göre değişiyor. Bunlar da çocuklar için soft tutma kabı var. Tabletler işte çizgi film falan seyretmek için. Alexa. Ha, Alexa diye çağırıyorduk. Evet, o şeyin ismi, programın ismi. Programın içindeki kızın ismi yani. Neyse, ismini duymadığım bazı markalar da var. Mikrofon Talk Pro. MacBook'lar burada. Windows bölümü var mesela. Windows bilgisayarlar orada. İlk defa görüyorum Windows standı. Burada da var Windows'un bilgisayarları. Neyse, biz GoPro'yu bulalım. Fazla zaman kaybetmeyelim. Dell, HP, Lenovo, GoPro. Burası tablet, burası Wi-Fi, network, kamera. Kamera burada, tamam. Burada GoPro aksesuarlar bölümüne gideceğiz. Çantalar burada. SD kartlar burada. Bir tane SD kart alacağız. Ultra Plus V30 olması lazım benim alacağımın. Bu V10. Bu olmaz. Fiyatı $18. Ha, en az V4'de olması gerekiyor. Alırsanız öyle tavsiye ederim. Bu 64, bu da olmaz. Desteklemesi lazım. Bu 32 Ultra HD. Bu V30, tamam. Alacağım bu. $17. Tamam, bunu bulduk. Şimdi bataryayı bulalım. Burası Canon kameralar bölümü. Burası Nikon kameralar. Burada da Sony Alpha. Sony Alpha kameralar. Özellikle Alpha kameralar gerçekten güzel. Ha, GoPro buradaymış. Hemen bataryaya bakalım. GoPro 8 bataryası. İnşallah vardır. Nerede? Valla göremedim. Ha, şurada. Bu GoPro 9. 10. Bu GoPro 8 ama şarjıyla beraber. Hani vardı? Yok ki. Boş. Hani bunu alacaktık ama boş. Gideyim sorayım ya. 4 tane var diyorlardı. Şuraya not bırakmışlar. Need help finding this item. See a customer specialist. Gideceğim artık onlara soracağım. Yani bulamadıysanız sorun diyor. Yokmuş sistemde. Yani öbür taraf var demişti. Bunlar yok diyor. Yani sadece charger'lı istersen var diyor. Şarj makinesiyle beraber. Burada varmış. Bu da 28 mil ötede. Hiç gitmeye gerek yok ya. Charger'lı alsam $50. Sadece bataryası $20. Yani gerek yok. Boş ver kalsın. Sadece bunu alacağım. $17 mı ne? Şuradaki hastanenin hemen çatısına medical helikopter konacak. Hemen orada bir hastane var. Oraya kondu, evet. Kırmızı oluyor medical helikopterler. Yani sağlıkla ilgili iş yapan helikopterler kırmızı beyaz oluyor. Şimdi Barnes & Noble'a gireceğim. Bizimkiler içeride. Burada Starbucks kafe de var. Bir şeyler alırız belki. Oyuncak bölümü var. Bizimkiler mutlaka oradadır. Böyle bir yer. Burası kafe. Kafe bölümünde dergiler var. Bu dergilerden alıp okuyabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Sonra da getirip yerine bırakıyorsunuz tabii. Ondan sonra bunları satıyorlar. Yani düşünün, başkasının okuduğu dergiyi satıyorlar. Evet. Şöyle bir içlerinden geçelim. Eskiden dergi çok okunuyordu da artık pek okunmuyor. Herkes cep telefonundan bakıyor her şeye. Aynı saat gibi işte. Cep telefonunun içerisinde hem kamera hem saat, her şey var yani. 5-6 tane cihazı barındırdığı için cep telefonları artık birçok şeye gerek kalmadı. İnsanlar gazete bile okumuyor yani, bırakın dergiyi. Neyse, biz şimdi oyuncak bölümüne gidelim olmalı. Stephen King'in kitapları her yerde ya. Her yerde, adamın 20-30 sene önce yazdığı kitaplar hala satılıyor. $40 mesela bu. Ne zaman yazılmış? Bakayım, yazmıyor üstünde. Ama adam gerçekten yazıyor ya. Mesela bu da $25 bu. Şu ne kadar?
Agatha Christie, $25. Agatha Christie'nin kitabı. Böyle olması güzel. Jelatinin içerisinde kimse dokunmuyor yani. Kimse açıp içine hapşırmıyor, tükürmüyor. Eli değmiyor. İlk eline alan, okuyan siz oluyorsunuz. Arabian Nights. Güzel. Burası gerçekten güzel bir kitapçı. Ben seviyorum. Herhalde Amerika'nın en büyük kitapçısı. Zincir kitapçı yani bunlar. Her yerde var. Sadece belli bir yerde değil. Aynı bizim o D&R'lar gibi. D&R'a çok benziyor aslında stil olarak. Daha doğrusu belki D&R buraya benziyor. Burası çok daha önce açılmıştır. Burası da çocuk bölümü. Ha, bizimkiler karşıda hemen gördüm. Oyuncak ayılar satıyorlar. İşte ne bileyim boyama kitapları. Aa, what is this? Oh my god. This is a toy truck. Toy truck track. Toy truck track. Daddy, let's play. Okay, let's play with you. Oh my god, what's this? Put some train over there. Put some wagons. This one. Bunlar mıknatıslı. Böyle birbirine yapışıyor. Şuna kasasını da koyalım. Oh no, container. Oh my god, what's this? Oh, this is a crane. This is me. Angana. Neyse böyle işte. Şurada da bir tane crane var. Oh my god. Crane is holding a container. Hey, there we go. I need to touch it. Şurada da var yine öyle bir crane. That's so fantastic. Bu ne kadar ki? Çocukken böyle bir şey mi olsun isterdim ya. Harika bir şey. Yarış arabaları pisti istiyordum ben daha çok. Hiç olmadı. Daddy, what did he call? Let's go somewhere else. I made it back. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Bir alışveriş merkezi varmış şehir merkezinde. Açık, havuzlu falan. Oraya gidip orada biraz takılacağız. Hava sıcak. Dünkü kadar sıcak değil ama yine de sıcak. Yani dün 100 derecelere çıktı. Bugün 85'lerde geziyor. En fazla 90 olur herhalde. Şu anda saat 12. O yüzden o alışveriş merkezinde biraz gezeceğiz. Ne oldu? O neymiş? What's that? That's a lollipop crest. Lollipop? Lollipop crest. Okay. Şimdi şehir merkezindeki bir alışveriş merkezine doğru yol alıyoruz. Arabamızı oraya park edeceğiz ve orada başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir şey göstereceğim size. Ondan sonra da şehrin caddelerinde yürüyerek dolaşacağız. Bu otopark 2 saate kadar ücretsiz. Ondan sonra her saat başı $2 ödeme yapmanız gerekiyor. Konumu itibariyle şehrin tam ortasında olduğu için herkesin uğrak noktası açıkçası. Neyse, şimdi yukarıya doğru çıkalım bakalım bizi neler bekliyor.